Merhaba arkadaşlar, 4. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. soru, mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır. Evet, doğru arkadaşlar. Mikrofon ve megafonu bu iş için kullanıyoruz. Özellikle konserlerde, televizyon programlarında sıkça görürsünüz. 2. soru, Işık kirliliği deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir. Evet arkadaşlar, doğru. Işığa doğru gittikleri için maalesef yanlış tarafa gidip hayatlarını kaybediyorlar. Bu da doğru. 3. soru, basit elektrik devresinde kablo bulunmaz. Yanlış arkadaşlar, kablo bulunur. Kablosuz devre olmaz. 4. soru, kuvvet hareket eden bir cismin hızını ve yönünü değiştirebilir. Evet doğru arkadaşlar. Kuvvetin etkilerini hatırlayacak olursak şeklini değiştirebilir, yönünü değiştirebilir, hızını değiştirebilir. Dolayısıyla doğru diyoruz. 5. soru, katılar sıvı maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alır. Yanlış arkadaşlar, katıların şekli sabittir. Dolayısıyla kabın şeklini almaz. 6. soru, işitme cihazları sesin şiddetini azaltarak işitme güçlüğü çeken insanların işitmesini sağlar. Yanlış arkadaşlar, sesin şiddetini arttırır. Bu yüzden yanlış diyoruz. 7. soru, ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. Bu da doğru. 8. soru, anahtar açıldığında devre tamamlanır ve ampul yanar. Yanlış arkadaşlar, anahtar açıldığında devre tamamlanmaz. Tam tersine elektriği keseriz ve ampulün sönmesine neden oluruz. Bu yüzden yanlış diyoruz. 9. soru, altın, gümüş ve demir gibi maddeler saf maddelerdir. Evet doğru arkadaşlar. 10. soru, insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ışık kirliliği demiş. Ses arkadaş burada, ona dikkat ediyoruz. Işık kirliliği değil, yani yanlış. B bölümü arkadaşlar, aşağıda boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 1. sorumuz, kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde deriz arkadaşlar. Yazalım. 2. soru, ses şiddetini yükseltmeye yarayan araçlardan biridir. Bakıyoruz burada ne var arkadaşlar? Megafon. Hemen yazalım. 3. soru, yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda ışık kullanımına ışık kirliliği denir arkadaşlar. 4. soru, pillerin artı ve eksi uçlarına ne diyoruz arkadaşlar? Kutup. 5. soru, ilk kullanılan aydınlanma aracı tabii ki ateştir arkadaşlar. Bulunduğu tarihten itibaren kullanılmıştır. 6. soru, birden fazla maddeden oluşur dediğine göre birden fazla maddeden oluşan karışımlardır. Yazalım. 7. soru, telefon tarafından icat edilmiştir. Alexander Graham Bell arkadaşlar, yazalım. 8. soru, işitme güçlüğü çeken insanlar ne kullanıyor arkadaşlar? İşitme cihazını kullanıyor. Yazalım. 9. soru, pil, iletken tel, anahtar ve ampulden oluşan basit düzene ne diyoruz arkadaşlar? Devre. Hemen yazalım. 10. soru, gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıları mikroskop yardımıyla görüyoruz. Onu da yazalım. Bu bölümü de tamamlamış olduk arkadaşlar. C bölümüne geçelim. C bölümü, aşağıdaki devre elemanı ile tanımlarını eşleştirin. 1. Pil yatağı, pilin yerleştirildiği devre elemanıdır arkadaşlar. Anahtar, elektriği kontrol eden devre elemanıdır. Bağlantı kablosu, elektriği devrenin diğer elemanlarına ileten devre elemanımız. Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyor. Pil, devreye enerji sağlıyor, devreye elektrik akımını veriyor. Duy ise arkadaşlar, ampulün yerleştirildiği kısım, ampulün sabit durmasını ve kablo ile temasını sağlıyor. Onu da bu şekilde işaretleyelim. Bu bölümümüzü de bitirdik böylece. D bölümümüz, aşağıda verilen cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 1. Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek enerji tasarrufu yapmış oluruz. Yani buraya
1 yazıyoruz arkadaşlar. 2. Apartmanların merdiven boşluklarında hareketi duyarlı lambalar kullanmalıyız. Buraya da 2 yazalım arkadaşlar. Evimizin duvarlarını ve tavanlarını açık renkli boyalarla boyamalıyız. Yani buraya 3 yazıyoruz. Binalar güneş ışığından yeterince yararlanılacak şekilde inşa edilmelidir. Buraya da 4 yazıyoruz. Aydınlatılacak yerin hacmine göre uygun ampul seçmeliyiz. Buraya da 5 yazıyoruz. Bu bölümü de böylece tamamladık. E bölümü, aşağıdaki elektrik devrelerinin altlarına çalışır veya çalışmaz yazınız. Birinci devremize baktığımız zaman bakın burada anahtar açık. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Çalışmaz. Bu devreye baktığımız zaman anahtar kapalı, piller düzgün bağlanmış, kabloda herhangi bir kopukluk yok. O yüzden ne diyoruz? Çalışır. Bu devreye baktığımız zaman anahtarımız kapalı, bakın piller ters bağlanmış. O yüzden ne diyoruz? Çalışmaz. Bu devreyi kontrol ettiğimizde anahtarımız kapalı, tamam, piller düzgün bağlanmış ama bakın burada kablo kopuk. O yüzden bu devremizde çalışmaz. F bölümü, aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Her soru 5 puandır. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi şehir elektriği ile çalışmaktadır? Şehir elektriği olan, yani prize taktığımız aletler, burada da gördüğünüz gibi çamaşır makinesi, prize takarak çalıştırırız. Cevabımız A. Bakın burada kumanda, saat ve el fenerinde ne kullanıyoruz? Pil. İkinci soru, tabloda KLM ve N maddelerine ait dara ve brüt kütleler verilmiştir. Buna göre hangi maddenin net kütlesi yanlış verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. K maddesine bakıyoruz. 1200 gram demiş. K maddemiz burada 1500'den 300 çıkardığımız zaman 1200 kalır. Bu doğru. B maddesinde, B şıkkına bakıyorum. L 400 gram demiş. 450'den 50 çıktığında 400 gram kalır. Bu da doğru. M için bakıyoruz C şıkkına. 6000 gram demiş. 6500'den 500 çıkarırsak 6000 kalır. Bu da doğru arkadaşlar. N için bakıyoruz D şıkkına. 1000 gram demiş. Bakın 2000'den 100 çıkarsa 1900 kalır. Ki bu da yanlış cevap. Cevabımız D. Üçüncü soru. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık vermez? Kontrol edelim. Pilimiz bağlanmış. Kabloda herhangi bir kopukluk yok. Bu ışık verir arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Pilimiz, kablolarımız güzelce bağlanmış. Anahtarımız kapalı. Kabloda herhangi bir kopukluk yok. Bu da ışık verir. Diğer şıkka bakıyorum. C'ye bakın arkadaşlar. Pil kabloya yanlış bağlanmış. Buradan bağlanması gerekiyordu. Üstelik anahtarımız da açık. Işık vermez arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. D şıkkına baktığımız zaman pil güzelce bağlanmış. Anahtarlarımız kapalı. Kablomuz düzgün bağlanmış. Işık verir ama ışık vermeyen C şıkkı. Dördüncü soru. Çalışma masamızda ders çalışırken ışık nereden gelirse doğru olur. Sol ön taraftan gelecek arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sesi ve görüntüyü aynı anda kaydedebilen bir cihazdır? A. Hoparlör, B. Kamera, C. Megafon, D. Mikrofon demiş. Tabii ki kamera arkadaşlar. Cep telefonunuzda da bunu sıklıkla zaten kullanıyorsunuzdur. Cevabımız B. Altıncı soru. Su tasarrufu yapmak isteyen Zeynep Hanım yukarıdakilerden hangilerini söylemiştir? 1. Bulaşıkları makinede değil de elde yıkamalıyım. Hayır arkadaşlar, bu su tasarrufu yapmaz. Yanlış. 2. Suyun boşa akmasını önlemeliyim. Evet, bu doğru. 3. Bozuk muslukları tamir ettirmeliyim. Evet, bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3. A şıkkı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz su tüketiminin sonuçlarından biri değildir? A. Göllerin kuruması. Bu bilinçsiz tüketiminin olumsuz sonucudur arkadaşlar. B. Barajlar delinen elektrik enerjisinin azalması. Yine bu da aynı sonuçlarındandır. C. Doğal çevrenin ve canlıların zarar görmesi. Bu da doğru. D. Aile bütçesine olumlu katkı yapması demiş. Tam tersi arkadaşlar. Bilinçsiz su tüketimi aile bütçesine olumsuz katkı yapar. Cevabımız D şıkkı.
Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmaz? A. Megafon arttırır. B. Flash bellek ya da USB bellek dediğimiz hafıza kartlarımız. Bunun sesle bir alakası yok. Cevabımız B. Bakın C'de hoparlör var. Sesin şiddetini arttırır. D'de de stetoskop var. Doktorların kullandığı. Bu da kalbimizin sesinin şiddetini arttırarak dinlememizi sağlar. Bu da doğru. En uygun cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu soru. Elektrik devresinde devre elemanlarını birbirine bağlayan, elektriği bağlı olduğu devre elemanlarına ileten eleman aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne diyor arkadaşlar? Elektriği bağlı olduğu devre elemanlarına iletecek. Yani elektriği ileten elemanı soruyor bize. O da C şıkkı iletken kablo. Onuncu soru. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur? A'ya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru demiş. Yanlış. B. Bakın aşağıya doğru. Evet güzel bir şekilde yapılmış. Cevabımız B. Yine C ve D şıklarında bakın uygun değil. O yüzden bunlar da yanlış. En uygun cevap B şıkkı. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin olumsuz etkilerinden biri değildir? A. İşitme duyumuza zarar verir. Olumsuz etkisi. B. Canlılar doğal ortamlarından uzaklaşır. Olumsuz etkisi. C. Stres, baş ağrısı ve uykusuzluğa yol açar. Bu da olumsuz etkisi. Gece gökyüzündeki yıldızları göremeyiz. Bu ışık kirliliği arkadaşlar bize ses kirliliği soruyor. O yüzden cevabımız D şık. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.